sinemada film müziklerinin fonda kalmaktan kurtulup müzisyenlerin adıyla ve ölümsüz eserleriyle anılmaya başlandığı dönem 70'li yılların başıdır. Tema müziğiyle gelişen film müzikleri ayrı bir sektör kolu olarak 90'lı yıllarda ortaya çıkmıştır. 2000'li yıllara gelindiğinde film müzikleri soundtrack kelimesiyle dilimize girip sinemadan bağımsız yepyeni bir sektör kolu açmıştır. Bu sektör her yıl yeni filmler ve müziklerle beslenerek film müziği albümlerini oluşturmuştur. Öyle ki bir filmin içinde yer almayan şarkılar ve müzikler bu albümlerle izleyiciye ulaşır hale gelmiştir. Bu haftada Kareler ve Sesler programında filminden bağımsız soundtrack albümü hazırlanacak olan yepyeni bir filmle tanıştırıyoruz sizleri sevgili izleyiciler. Bir insanın bir insana aşık olması saniyenin beşte bir kadar bir zamanda oluyormuş, biliyor musun? Bazı insanlarla karşılaşınca böyle yıllar önce tanışmışsın gibi bir samimiyet hissedersin ya, öyle bir şeydi. Hani bir şey derler ya, birini unutmanın en iyi yolu hani yeni birini bulmaktır. Evet, şimdi sen de onu yapıyor muyasın? Kasım ayının ikinci haftasında vizyona girecek olan Beni Unutma filmi ve müzikleri oldukça etkileyici görünüyor. Beni Unutma filminin müziklerinde Kazakistan doğumlu, Rusya'da eğitimini tamamlayan ve 1993 yılında Türk vatandaşlığına geçen dünyaca ünlü orkestra şefi ve besteci Angelika Akbar'ın imzası var. Değerli sanatçımız Angelika Akbar, Beni Unutma filmini ve müziklerini ilk kez Kareler ve Sesler programına anlattı. Senaryo geldi, ertesi günü ben toplantıya gittim, tamam çalışıyorum dedikten hemen sonra ana teması oluştu. Yani filmin ana teması, o bahsettiğim baş kahraman kadının teması. Ondan sonra yaklaşık 10 gün içinde genel bir çerçeve ortaya çıktı. Daha sonra o sırada film çekimleri başlamıştı ve ben çekimlere de arada sırada katılıyordum. Çünkü canlı olarak bütün o gelişmeleri görmek ayrıca heyecan verici bir şey ve daha da çok ilham veriyor. Daha sonra artık tamamlama süreci yaklaşık bir ay sonra, evet, bitti. Ve stüdyo ile birlikte 1,5 ay sürdü. Sevdiğim dal kadar bir de film, yani sinema sanatını seviyorum. Dolayısıyla ikisinin bir arada olması benim için çok büyük bir zevktir. Çünkü film müziği bestelemek, bağımsız olarak başka bir müzikleri bestelemek arasında çok büyük bir fark var. Psikolojik olarak siz bütün karakterleri, bütün hikayeyi yaşıyorsunuz. Aktörlerden daha az değil, belki daha da çok. Çünkü aktörler ne yapıyor? Onlar ezberledikleri rolü yaşıyor. Ben ise hem o rolü yaşamak zorundayım, hem de onun müzik dilini tercüme etmek zorundayım. Orada binlerce psikolojik incelikler var ve gerçekten çok sevdiğim bir şey. Rusya'da bestecilik eğitimi gördüğüm zaman bizim öyle bir disiplinimiz, öyle bir dersimiz de vardı, film müziği. Bu çok özel bir bilim ve gerçekten çok sevdiğim bir şeydir. Aslında film tabii aşk filmi ve aynı zamanda dramatik bir film ve baş kahramanı olan bir kadının üzerine kurulmuş bir müzik kompozisyonu var ve onun için yaptığım beste farklı hallere ve rollere giriyor. O kahraman, baş kahraman kadın sevindiği zaman o müzikten sevinç fışkırıyor. Dibe vurduğu zaman bu bir tabii ki ister istemez üzüntü ve hüzün müziği. Kahramanlık duygusu
duyguları, vals, işte her şey var içinde. İnsanın yaşadığı hal, ruh hallerinin müzikle dönüşümü ve elbette diğer kahramanların da özel müzikleri var ve onlar arada sırada müzik yapısında iç içe giriyor. Duygusal kulminasyon diyebileceğim böyle bir yüksek noktalardan birkaç tanesi var. Hem sevinç noktaları var, hem üzüntü noktaları var. Hepsinde elbette o müziği yapabilmek için, besteleyebilmek için ben de coşuyordum, dibe vuruyordum. İnanın ki son sahnede, birçok sahnede zaten ağlıyordum. Bestelerken ağlıyordum, evde prova yaparken, çünkü ekranda izliyorum ve çalıyorum prova yaparken. Yine hüngür hüngür ağlıyorum. Dedim ki neyse ağlayacağım, herhalde ağladım, artık stüdyoda ağlamayacağım. Stüdyoda da ağladım. Bir de diğer müzisyenleri de ağlatmış oldum. Çünkü tabii ki onlar benim halimden ve de ekranda gördüklerinden etkileniyor. Bir yandan tabii besteciyim, bir yandan yorumcuyum, çalmam lazım ve burun çekiştirmemem gerekiyor çaldığım zaman, ama bunu gerçekten çok zor başardım kayıtlarda. Bir de diğer yandan orkestra şefliği yapmam gerekiyordu. Çünkü diğer müzisyenlere de verdiğim partisyonları üzerine bir yönetim yapmam gerekiyordu. Gerçekten büyük bir mücadele oldu duygusal anlamda benim için. Özellikle son sahnede, hala da şu anda anlatıyorum ve sesim titremeye başladığını hissediyorum. Gerçekten etkilendiğim bir film ve hikaye oldu. Biliyorum, inanması zor. Ama ya biz en kötü günümüzde tanıştık onunla ya. Senin için duygusuzdur, çapkındır, kadın avcısıdır diyorlar. Biliyorum, bir sürü şey söylüyorlar. Anlamadan, dinlemeden konuşuyorlar işte. Hatta kendi hayatlarından o kadar umudu kesmişler ki artık kimsenin kimseyi sevmediğini de söylüyorlar. Sadece seçtiğim solistler vardı ve de bir grup müzisyenlerle, hani bir oda orkestrası olarak onu düşünebilirsiniz. Fakat filmde çok güzel bir sürpriz var. Yine oradan bir tiyo vereceğim. Filmi seyrettiğiniz zaman çok değişik sesler oluyor, özellikle gergin sahnelerde. Ve dikkatlice dinlediğinizde o seslerin elektronik olmadığını, akustik olduğunu, fakat hangi enstrümandan geldiğini hiçbir şekilde anlayamazsınız. Orada böyle enteresan bir şey var. Söyleyeyim mi? Bilemedim. Peki size söyleyeyim o zaman. Tamam, çünkü nasılsa bulamazsınız ne olduğunu. Şimdi Nevzat Sayın, çok meşhur bir mimar. Onun ofisinde çok eski bir piyanosu vardı. Daha doğrusu piyano değil, eski bir kuyruklu piyanosunun gövdesi ve üzerinde teller. Ama piyano antika bir piyano olduğu için yılların, belki de yüzyılların üzerinde yarattığı akor bozukluğu o kadar muazzam bir ses yarattı ki, duvarda o asılıyken ben her seferinde ofisine geldiğim zaman şöyle bir oynardım. Bunu bir yerde kullanmam lazım. Çünkü biri bir piyanonun akorunu bozmak isterse bile bozamaz bu şekilde. Çok müthiş bir şey oldu. Ve bu filmde ben bu piyanonun gövdesini kullandım. Taşıttım onu stüdyoya. Ve işte o duyacağınız sesler, hani nedir o, ne olabilir, elektronik mi değil mi dediğiniz sesler, diyeceğiniz sesler, böyle bir eski piyanodan çıkacak olan sesler. Orijinal film müzikleri albümü çok yakında filmle paralel olarak piyasaya çıkıyor. İçinde 19 parça yer alıyor. Tabii ki film için çok daha fazla beste yaptım. Ama burada böyle bir özet yapmak istedim. Ve küçük bir detay daha, filmde kendi vokalimi de kullanmıştım. Onu da hem yönetmen hem yapımcıların özel ısrarı ile yaptım. O da tabii farklı bir heyecan veriyor dinleyene. Çünkü insan sesi kadar etkileyici başka bir enstrüman yoktur. Bütün müzik enstrümanları zaten insan sesini taklit etmeye çalışıyor. Hazır olmanız lazım.
Ne yazık ki kötü bir süreç bu. Nasıl hazır olunuyormuş ki buna? Geç bulduk ama bulduk birbirimizi. Bulduk. Bulduk. Geçtiğimiz Şubat ayında vizyona giren, konusu ve müzikleriyle izleyicileri derinden etkileyen Aşk Tesadüfleri Sever filmi, son dönemde Türk sinemasında çekilen ve unutulmayacak filmler arasında yerini almış görünüyor. Aşk Tesadüfleri Sever filminin film müziklerini başarılı aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu gerçekleştirmiş. Ozan Çolakoğlu'yla sizler için görüştük. Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz. Sen neredeydin şimdiye kadar? Aşk Tesadüfleri Sever. Film geldiğinde hazır herhangi bir tema ya da melodi yoktu. Senaryoyu da okumadım. Film çekimleri bittikten sonra bana geldi, montajdan sonra geldi. İlk aşamada aşk temasını yazdım. Bunu da ilk gördüğümüz, daha doğrusu yoğun gördüğümüz sahne, kızın küçüklüğünde dedesiyle parkta konuştuğu sahne, orada giren tema. İlk onunla başladım. Ondan sonra diğer yan temaları yapıp, onları yaptıkça işte Ömer'i yolladım ya da stüdyoda buluştuk, dinledik. Hep beraber ortak bir noktada buluştuktan sonra müzikleri tamamladım. Yaklaşık 5-6 hafta kadar vakit aldı. Bir ön hazırlığı, ondan sonra bunları çalınması. Bu arada 3 gün Prag'a gittik. Ömer Faruklar'la beraber orada Prag Senfoni Orkestrası'yla yaylı kayıtlarını kaydettik filmin. Daha sonra buraya döndüğümüzde tekrar diğer kayıtlar ve albümde olan diğer şarkılardan da birkaç tanesini yine Teneke'nin söylediği birkaç şarkı, Mehmet Günsür'ün söylediği, onları dinle, benim stüdyoda kayıtlarını yaptık. Aynı anda, aynı sessiz geceye doğru. İçim sıkılıyor demişizdir. Şarkıları genelde zaten Ömer Faruk'la İpek Sorak beraber seçtiler. Benim dikkat ettiğim bir tek şey oldu, hani o şarkıların olduğu sahnelerden önceki ve sonraki müzikleri, hani o şarkılarla bir bütün olmasını sağlamak. Hani o sahnedeki şarkıdan sonra gelecek müziği, hani o şarkının devamıymış havasını yaratacak şekilde çalışmak oldu. Ya benim çok severek yaptığım bir sahne, müzikal olarak da. Hani orada hem o gerilimi yaratmaya çalıştım, hani bir yandan da bir hayal durumunu yaratmaya çalıştım. O gerilim içinde işte koro, yayları kullandım ve o hayal, hani rüya gibi bir şey yaratmak için de piyano, bol ekolu bir piyano kullandım. Çok da böyle severek yaptım bir sahne. Zaten yapar yapmaz Ömer'i arayıp dedim ki hemen gelmen lazım, bu sahneyi seyretmen lazım diye. Ömer yapıştı kaldı seyrettikten sonra zaten. İşte Mehmet Günsür'ün karakterinin koştuğu sahnelerdeki bir tema var. Yani orada yine sevdiğim temalardan bir. Dedenin cenazesinin peşinden koştuğu sahne, trene yetişmek için koştuğu sahne ya da işte Belçim'in gösterisinden sonra dışarıya koştuğu sahnede giren bir tema var. Bir final teması var, ölüm olan. Gerçi o çok daha önce başından başlıyor. Mehmet'in babasının kasetini dinlemesinden başlayan bir müzik. Ve filmin son 15 dakikası boyunca giden bir müzik aslında. O en zorlandığım sahne oldu benim. 15 dakika boyunca bir müzik olacak ve inişleri çıkışları var. Durması gerekiyor. Arada işte tiyatroya bağlanıyor, başka sahnelere geçiyor. Yani o oraya kadar gelen gerilimi de hani ayarında tutmak çok zordu. Hani bir macera filmine dönmemesi lazım, romantizm devam etmesi lazım.
İşte Belçin nişanlısıyla telefonda karşı şaşırmaları, senin nişan, o telefon önüne sen baktın ki sahnenin altının çizilmesi. Ve en sonunda hani konuşma da olmadığı için hani öldüğünün altının çizilmesini gerektiren bir müzik gerekiyordu. Bayağı zorladı yani ama güzel oldu ve Şebnem'in şarkısında çok güzel bağlanıyor. Bu garip bir veda olacak çünkü aslında hep içimdesin. Ne kadar uzağa gitsem de gittiğim her yerde benimlesin. Geldim sevgilim. Oğuzhan diye bir arkadaşımla beraber çalıştım ben. Bütün müzikleri, temaları, her şeyi hazırladım. Notasyonunu ona yazdırdım. Ondan sonra bütün o notalarla beraber Prag'a gidip, orada bir şef var zaten orkestranın başında. Bizim yanımızda da bir çevirmen oluyor. Yani notaları şefe veriyoruz. Şef orkestrayla prova yapıyor. Dinliyoruz. Çevirmene işte isteklerimizi söylüyoruz. Atıyorum işte hani burası biraz daha volümlü ya da burası biraz daha sakin gibi yorumları yapıp bir iki provadan sonra kayıtları alıyoruz. Aşk tesadüfleri sever çok doğal geldi bana. Hikaye çok doğal. İşte oyunculuklar çok güzel. Çok güzel yazılmış. Yani baktığım zaman zaten hani müzikler çıktı. Yani Ömer'le böyle uyuşmadığımız hiçbir şey olmadı gibi bir şey yani. Çok rahat çıktı. Sen misin kız bu? Tanışıyor muyum? Hala geçmedin senin bisikletli delikanlı. Aranjörlük dışında, hani bu piyasa dışında kendi başımayken yaptığım eserler, çalıştığım ya da yazdığım şarkılar ve o tarz olan enstrümantal eserler, hani genelde o duygularda olduğu için o tarz bir film olduğunda da hani çok daha severek yapıyorum. Bence çok daha güzel bir sonuç çıkıyor. Ah ne çok özledim seni, bir bilsen ah bir görsen. Sonbaharlarım gelir, o yaprak hiç düşmez. Amerika'da eğitimini aldığım konu bu. Film müziği okudum Berkeley'de. Hani buna devam etmek isteseydim, hani bunu o dönem yapmam gerekirdi. Hani 2000 yılında ben okuldan mezun olamadan ayrıldım. Son bir dönem kalmıştı. Hani o dönemi bitirip işte belki Los Angeles'a gidip orada bu kariyeri ilerletme şansım olabilirdi ama hani o zaman için geçerdi. Şu anda hani öyle bir yere yönelmek istemiyorum. Türkiye'de de aslında öyle bir çok fazla bir niyetim yok. Hani işimin ağırlıklı film müziği olması gibi bir düşüncem yok. Hani yılda bir tane, belki iki yılda bir tane. O da sevdiğim yönetmenle seveceğim bir film olursa ve en önemlisi benim için kendi adıma değil ama yapacağım projeyle ilgili bütçe benim için çok önemli. Çünkü mümkün olduğunca ben hani kompozisyonları canlı çaldırmak istiyorum. Gerekirse yurt dışında, burada da çalınıyor gerçi de hani imkanları rahat projelerde çalışmak istiyorum. Çünkü o zaman güzel bir şey çıkıyor ortaya. Yani yaylı orkestrayı hani 4 kişi toplayıp burada çaldırmak ya da hani sample'lardan kullanmak değil. Hani gerçekten hakkıyla ya da full orkestra yani hakkıyla çalınabilecekse, yani o tip projeleri, bütçeli projeleri sadece yapmak istiyorum. Ve tabii ki seveceğim projeleri. Belki unuturuz onu, tüm Kasım'dan kalma çiçekler gibi. Arasına koyarız şarkı yazdığımız kırık hayaller saklı defter. Belki de saklarız onu, kalbimizde bir delik açar gibi. Belki denize ulaşır içimizdeki nehirler bir gün. Yine yazı bekleriz.
Kareler ve Sesler programı en çok sevilen ve en çok merak edilen filmlerle yolculuğuna devam edecek. Bol filmli ve bol müzikli günler dileğiyle. Hoşça kalın.